Değerli arkadaşlar, bu tasarının 29. maddesiyle üniversitelerde disiplin soruşturması ve savunma hakkını düzenleyen bir madde ekliyorsunuz. Şaka gibi, gerçekten milletle dalga geçer gibi, intikam aracı haline getirdiğiniz OHAL yasası ile çıkarılan KHK'larla, ihbarcılık ve diğer ahlaksız yöntemlerle üniversitedeki akademisyenleri, sosyal demokrat ve yurtsever öğretmenleri, memurları bir bir işten attınız. Şimdi kalkmışsınız, savunma hakkı diyorsunuz. Bizi bu şekilde bitirebileceğinizi zannediyorsanız biz size nanik yaparız. Akademisyenler, yöneticilerin, hatta toplumun düşüncelerine aykırı fikirlere sahip olabilirler. Bu aykırı fikirlere sahip olma herhangi bir disiplin sorunu ya da konusu değildir, olmamalıdır. Çünkü akademisyenler halkın sunduğu imkanlarla araştırma yaparlar ve gelecek kuşakları yetiştirirler. Dolayısıyla doğrudan halka karşı da sorumlulukları vardır. Bu nedenle akademisyenler herhangi bir hükümetin değil, kamunun, halkın ortak değerleridir. Onlara ortak olarak sahip çıkmak gerekir. Bu nedenle biz öğrencisi, akademisyeni tüm birimleriyle üniversitelerin halkın bütün sorunlarına ses çıkarmalarını istiyoruz. Biz istiyoruz ki üniversiteler insanı önde tutan evrensel bir anayasanın nasıl yapılacağını bize anlatsınlar. Biz istiyoruz ki üniversiteler çocuk tecavüzcülerini korumak isteyen zihniyetin sosyal ve psikolojik analizini yapsınlar. Biz istiyoruz ki üniversiteler kendini uygar sanan bir ülkede çocuk tecavüzüne af konusunda üniversitelerin neden sessiz kaldığını, yani kendi kendilerini bir test konusu haline getirerek araştırsınlar. Biz istiyoruz ki akademisyenler halkın ödediği vergilerin nereye harcandığını araştırsınlar. Kürt sorununun iktidar tarafından neden çözülmediğini, neden özellikle çözülmediğini korkusuzca araştırsınlar. Biz isteriz ki üniversiteler yoksulluğun 14 yıllık kesintisiz AKP iktidarına rağmen neden hala çözülemediğini özgürce araştırsınlar. Üniversiteler özgür biçimde araştırmalı. İnandığı fikrini cesaretle, kimseden korkmadan, utanmadan, ekmeğinden olma korkusu yaşamadan en gür sesiyle söyleyebilmeli, yazabilmeli. Bu dönemde bu mümkün mü? Yarattığınız bu korku dünyasında asla mümkün değil. Bakın, şimdi size önemli bir şey söyleyeceğim. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi kalktınız, üniversiteleri daha perişan hale getirmek üzere milletvekili olan öğretim üyelerine bir ayrıcalık getirmeye çalışıyorsunuz şimdi. 37. maddede birazdan konuşacağız. Yani bir milletvekili, Sayın Bakan, bir milletvekili buradan çıkıp üniversitesine dönerse hem maaşını alacak hem emekli maaşını alacak. Ama herhangi bir sıradan öğretim üyesi emekli olduktan sonra, döndükten sonra tek maaşa talim olacak. Bakın, bu iş benim işime yarıyor. Ben bir emekli öğretim üyesiyim, milletvekiliyim. Buradan çıkışta iki maaş alırım. Ama bunu ahlaki bulmuyorum. Bu ahlaksız bir tekliftir. Bunu da geri çekmenizi bekliyorum.